Değerli izleyiciler, olayın içinden merhaba. Bu akşam stüdyoda yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'la birlikteyiz. Sayın Aktaş'ın 2 Kasım sonrası göreve geldiği 5 aylık dönemi değerlendireceğiz. Ardından kentsel dönüşüm, trafik ve diğer konuları zaman bulursak değinmeye çalışacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Sayın Aydın, çok teşekkür ederim. 5 ay sonra sizi stüdyoda konuk ediyoruz. Bir ortak yayında birlikteydik ilk seçildiğinizden sonra. Şimdi bir 5 ayı bir değerlendirelim efendim. Görevi devraldınız. Nasıl bir Bursa'ydı? O süreçte yapılanları da daha sonra soralım. Evet, İhsan Bey çok teşekkür ederim. Öncelikle sizin aracılığınızla, Olay Televizyon aracılığıyla tüm izleyenlere, tüm Bursalı dostlarımıza, sesimizin ulaştığı her noktaya hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Güzel Bursa'mızı sizlerle beraber konuşmak, daha güzel yarınlara taşıyabilmek adına verdiğiniz bu imkan için de ayrıca sizlere teşekkür etmek istiyorum. Tabii Bursa çok kadim bir şehir. Bursa açıkçası Osmanlı'ya başkentlik etmiş, büyük kuruluşa şahitlik etmiş önemli bir medeniyet şehri Bursa. Yani Bursa'nın tarihsel izleriyle beraber gerekse de Cumhuriyet dönemi sonrasında hızlı sanayileşmesi, tarımla alakalı artıları, turizmle alakalı artıları, sosyo-kültürel yapısı, velhasıl Bursa'nın bir sürü avantajlarını göz önüne aldığınızda Bursa tabii çok hızlı değişen ve gelişen bir şehir. Tabii belki bu hızlı büyümeye paralel Bursa sorunları da bünyesinde barındırıyor ama nihayetinde önceki belediye başkanımızın istifasıyla boşalan süreçte şahsımla alakalı 1 Kasım akşamı külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla başlayan süreç 2 Kasım'da meclis kararıyla sonuçlanmış oldu. Fiili olarak da o tarihten itibaren başladık. Yaklaşık 4,5-5 aylık bir süreci geride bıraktık ifade ettiğiniz gibi. Ben zaten 3,5 yıldır Büyükşehir Meclis Üyesi'ydim. Ben zaten Bursa'nın merkezden sonraki en büyük ilçesi olan İnegöl'ün 13,5 yıldır belediye başkanıydım. Bursa'ya farklı vesilelerle, toplantılarla Bursa'da bulunuyorduk. Özellikle son 3,5 yıldır Bursa'mızın tüm konularını Büyükşehir Meclisi ortamı içerisinde istişare ediyorduk, tartışıyorduk. Belki ben işin İnegöl ayağıyla alakalı konulara hakim olsam da nihayetinde tüm belediye başkanı arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar, istişarelerde birçok konuya zaten hakimdik. Nihayetinde böyle bir süreç gelişince hemen olaya adapte olduk. Tabii bir taraftan da kamuoyu araştırmaları yaptırdık. Beklentiler ne yöndedir? Bursa ne istiyor? Bursalı neyi en çok konuşuyor? Bursa insanı nelerden şikayetçi, nelerden memnun? Onları anlamaya çalıştık. Memnunları daha fazla yapabilmek, memnuniyetsiz konuları da daha çabuk bertaraf edip hal yoluna koyabilmek adına neler yapabiliriz noktasında bir dizi araştırmalar yaptık. Etrafımızda istişareler yaptık. Ortak akıllı özellikle kullandık. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Yani gerek akademik odalar, gerekse ilçe belediye başkanlarımız ve bu noktada eleştirileriyle, önerileriyle sürece katkı veren medya kuruluşları, velhasıl hepsini bir havuzda topladıktan sonra zaten bizim 1,5-2 ay sonra yol haritamız ortaya çıktı. Sizin de bildiği gibi bir acil eylem planı açıkladınız efendim. Tabii. Acil bir eylem planı açıkladık. Yani burada ben tabii birçok kez sizlerin huzurunda, basın huzurunda ifade ettim. Bir kez daha ifade ediyorum. Bu benim kanaatim değil. Bu Bursa'da yaşayan insanların kanaati. Bursa'da yaşayan insanların ekseriyetinin kanaati. Bursa trafik ve ulaşım başlığındaki konuları konuşuyor. Yani bunu sadece metro, sadece otobüs, sadece efendim ulaşımın pahalılığı, kalite problemi değil. Bunların hepsi bu başlık içerisinde. Trafik ve ulaşımla alakalı konular Bursa'nın ağırlıklı konuştuğu ve şikayetçi olduğu konular. Bunların hepsini bir tabii hal yoluna koymaya çalışıyoruz. Konunun taraflarıyla daha çok buna mesai harcıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Evet. Ağırlıklı mesaimizin bir kısmını buna ayırıyoruz. Tabii konunun tarafları var. Yani servis plakaları ayrı bir konu, doğu hattı minibüsleri ayrı bir konu, batı hattındaki otobüsler ayrı bir konu, metro hatları, onların saatleri, yoğunluğu, fiyatı veya diğer unsurlar ayrı taksi bir konu. Taksi dolmuşlar. Kesinlikle. Yani hatta burada yayalardan özel araçlara varana kadar bunların tamamını bir unsur olarak kabul, ayrı ayrı unsur olarak kabul etmek lazım. Çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela üniversitenin servis durumu yoktu. Metroya teşvik için. Metro, üniversite metroya ne zaman lazım? Sabah lazım, akşam lazım. Üniversitenin 70 küsür bin öğrenci potansiyeli, 3000 civarı memur çalışanı var. Ya mesela servis izni verdik. Belirli kamu kuruluşlarına servis izni verdik.
Zaten bizim metro saatlerde yoğun ki, dolu ki. Yetişemiyor. Yani yeter ki toplu taşımaya teşvik edelim. Birileri özel araçlarıyla çıkmasınlar o saatte trafiğe. Tabii denetim unsurunu da emniyetin gücünü de kullanarak, denetim unsurunu da işin arkasına alarak açıkçası Sayın Valimize ben tabii çok teşekkür ediyorum. Ona da destek ve katkılarıyla. Denetimi de bir ana arterlerde yoğunlaştırdık ve nihayetinde geldiğimiz noktada da ciddi bu manada memnuniyetleri görüyoruz. Ama şunu ifade edeyim, tabii trafik tek başına oluşan bir unsur değil. Bunu kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Tabii trafiğe sebep olan nedenlerin başında da Bursa'daki artık yoğun konutlaşmanın da bunun etkisi var. Takdir edersiniz ki kişi başı otoparkın azaldığı, yeşil alanın azaldığı, yoğunluğun arttığı ortam içerisinde trafiğin olması kaçınılmaz bir gerçek. Yani trafik kesin kendini hissettirir. Trafik yoğunluğu kendini kesinlikle hissettirir. Ve nihayetinde bunları bertaraf edebilmek adına neler yapılabilir? Onlara konuştuk. Tabii ikinci ana konumuz da özellikle 1 Eylül tarihindeki yeni tip imar yönetmeliğinden sonra 0,50 emsal artışının mahkeme kararıyla iptali ve akabindeki durdurulan inşaatlar Kentsel ve dönüşüm. kentsel dönüşümle alakalı maalesef baş gösteren sıkıntıların bertarafı ve bundan sonraki süreci nasıl olması gerekir noktasında defalarca Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, Hatta Ankara ile ilgili de tabii toplantılarınız oldu. imar bürokratlarımızla bir araya geldik. Beraberinde ifade ettiğiniz gibi çok değerli bakanımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ki yani belediyecilik tecrübesi olan değerli bir büyüğümüz. Onun bu konudaki kanaatlerini, görüşlerini aldık. İlgili daire başkanlarımızın, genel müdürlerimizin görüşlerini aldık. Ve nihayetinde bunu Bursa'nın lehine yorarak bir sonuç ortaya çıkarmaya çalıştık. Tabii başka tali konular da var ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bu iki konu Sizin 5 Bursa'nın ayınızı iki ana doldurdu. gündem maddesi. Evet. Sayın Başkan, tabii onlara ayrı ayrı gireceğiz ama öncesinde tabii siz bu acil eylem planı ile birlikte bir mali verileri de açıkladınız Büyükşehir Belediyesi'nin. İçinde bulunduğu durumu Bursalılarla paylaştınız. Peki gelinen noktada bu 5 ayın sonunda, 5 ayın artık doldurmak üzereyiz. Ne durumda? Borç ödeme dengesi bayağı da tasarrufa gittiniz. Evet. İndirimlere de gittiniz. Özellikle ulaşımda, suda, Tabii. otopark ücretlerinde indirime gittiniz. Bunlar hakikaten ilk göreve başladığınızda Bursalıların hoşuna giden Bunlar da uygulamalardı. beklentilerdi. Evet, Aslında yani beklentilerdi. burada sadece popülist bir davranışla ulaşım bedeli, özellikle metroda mesela biz %9 ile 17 arası özellikle öğrencide Daha yüksek fazla. montanları indirime gittik. %17 gibi. Yani bunda amaç yani biz göz boyamak adına bir indirim yapalım şeklindeki bir yaklaşımdan ziyade iki sebebi vardı bunun. Bir, pahalı bulunuyordu. Pahalı bir ulaşım var deniyordu İstanbul'la Ankara ile kıyaslandığında. İkincisi de beraberinde toplu taşımaya teşvik etmek adına da yapılan bir hamleydi bu. Yani insanlar özel araçlarını bıraksınlar. Toplu taşımaya bu manada özendirelim. İnsanları kesinlikle toplu taşımadan indirmeyelim. Ve dolayısıyla mümkün olduğu kadar özel araçlarını az çıkaralım şeklindeki bir yaklaşımdı bu. Nihayetinde suyla alakalı indirim yaptık. Mesela bu toplu taşıma ile alakalı yaptığımız indirim maliyeti belediyemize bir yıllık 13 milyon. Suyla alakalı yaptığımız %10'luk indirim ki ikinci bir %10'da otellerle alakalı, ikinci turizm tesisleriyle alakalı ikinci bir %10 indirim daha geldi. Sayın Başbakan Yardımcımızın icrasıyla turizm 4 mevsim Uludağ çalıştığında bunların toplam maliyeti 66 milyon. Bunlar Buzkiye yansıyan maliyet bu. tabii o Buzke'ye yansıyan maliyet. Diğeri Burulaş, belediyemizin şirketi olan Burulaş'a yansıyan bir maliyet veya belediyemize yansıyan bir maliyet. Dolayısıyla bunların tamamının tabii ki bir hedefi vardı. Su da özellikle su fiyatlarının yüksekliğinden çok şikayet ediliyor. Hatta şunu da dedik. İnşallah bunları 6-7. ayda değerlendirip her ikisiyle alakalı tekrar bir indirim düşündüğümüzü özellikle de ben kamuoyuna deklare ettim. Kendimizi de Onun bağlamak hazırlıkları adına. yapılıyor mu efendim? Az kaldı çünkü. Kesinlikle. Yani ama Temmuz'dan şu var. sonra herhalde değil Bunu bir mi? plan dahilinde yapacağız. Acaba bu %5 mi olacak? Acaba %10 mu olacak? %8 mi olacak? Tabii bunu bir plan dahilinde yapmak durumundayız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani şöyle bir mantık yok. Yani belediyenin kasasında bir sürü para var. Böyle bir belediye yok. Yani o belediye çalışmıyordu. Onu Evet. ben çok açıklıkla söylüyorum. Çalışan belediyeler, proje yapan belediyeler, hele Bursa Belediyesi gibi 17 ilçede de hizmet veren belediyelerin borçtan olması çok doğaldır. Ama önemli olan bu borçların çevrilebilir borçlar olması Sürdürülebilir lazım. olması, evet. Sürdürülebilir olması lazım ve asla yatırım yapmanıza engel bir durum olmaması lazım. Tabii bu noktada bir miktar sıkıntılar var. Bunları tekrar temcit pilavı gibi Tabii. anlatmaya gerek yok.
Tabii ki borçla alakalı özellikle sadece İller Bankası'na takılıp kalmak da çok sağlıklı bir mantık değil. Mesela bir açıklama yapıldı. Birinci sırada borçlu bedi ama onda o sadece İller Bankası verileriydi. Yani muhtemelen Sayıştay denetiminden geçen bu rakamlarla alakalı muhtemelen meclis komisyonundan sızdırılmış rakamlardı. Ya bunlar saklı gizli rakamlar değil, devletin kayıtlarından rakamlar nihayetinde. Şimdi biz tabii hem bir taraftan o yarım yatırımları bitirirken hem bir taraftan az önce bahsettiğim trafik, ulaşım ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere bununla alakalı yatırımları devam ettirirken, yeni yatırımlar yaparken beraberinde de o çevrilebilirliği, o sürdürülebilirliği sağlayabilmek adına hamleler yapıyoruz. Bunun kaynağı bir tane değil. Tasarruflar yapıyorsunuz aynı Tabii zamanda. yani tasarruf da bu işin kaynağı. Arsa satmak da bu işin bir kaynağı. Proje revizyonları da bu Bugün işin bir vardı kaynağı. hatta arsa satışlarınız vardı. Satabildiniz mi efendim? Tabii. Ya iki arsamız satıldı. Şöyle söyleyeyim. Yani biraz yüksek rakamlı çıkıldığı için inşallah biz onları tekrar revize edip bununla alakalı tekrar satışa çıkacağız. Beraberinde projelerin revizyonu da bir kaynak aslında. Ve beraberinde yüksek maliyetli giderlerimizin aşağı çekilmesi de veya farklı yöntemlerin yolların Yap işte devlet denilerek ve tabii benzeri minimize uygulayın. edilmesi de bunlar da hepsi birer kaynak. Yoksa şöyle bir mantık yok. Yani bize şu kadar para gelsin, şu borçlar kapatılsın. Devletimizin imkanları belli. Belediyemizin bu noktadaki artıları belli. Yani personelinden projesine, finansmanından diğer tüm argümanlarına kadar hepsi revize edilmeye çalışılıyor. İşte %3 oradan fayda, 5 oradan fayda, 2 oradan fayda. Nihayetinde bu bütünlük içerisinde o çarkı sağlıklı bir şekilde döndürmenin hesabını yapmaya çalışıyoruz. Güzel gelişmeler Evet. var. Yani bunların hepsini tabii kamuoyuyla paylaşacağız. En kötü ihtimalle çıkacağız. 31-12 yıl bitecek ve takdir edersiniz ki bir yıl bitmeden önce yine geçen sene Kasım'da Aralık'ta oturduğumuz gibi oturup yine 2019 bütçesini konuşurken 2018 ile alakalı borçları, harçları onları da konuşacağız. Geçen HUSKİ ile alakalı illaki kullanılacak diye bir kaydı yok. Kullanabilme ihtimaline karşı alınan bir kararla alakalı. Oradaki ben muhalefet meclisi arkadaşlara da ifade etmiştim. Avrupa Ya Yatırım Bankası'nın kredisi değil mi? Avrupa Yatırım Bankası'nın kredisi de vardı. Onun haricinde 250.000 TL'lik başka bir İller kredi de Bankası. vardı. İller Bankası kredisi. Ya bu sadece yetkinin alınması. Bu daha önceden zaten karar alınmış bunun. Yetkinin Tamam. verilmesi, şahsın verilmesiyle alakalıydı. Yani bunu kullanacağız diye bir kaydı yok Dilerseniz dedim. kullanabilirsin yani. Tabii veya bir miktarda ama biz bir taraftan onların hepsini yapıyoruz. Çok basit örnek vereyim. 154 tane BUSKİ'de mühendis, teknik personelimiz var. Mühendis, biyolog, kimyager. Yani bunların taşeron kadrosundan çalışmasıyla normal kadrodan çalışması arasında aylık yaklaşık 1 milyon 200 bin lira maliyet var. Yani bunları normal sözleşmeli kadroya aldığımız zaman onların bir maaş kaybı olmadan bizim 1 milyon 200 bin lira gibi bir karımız var. Yıllık bazda baktığınız zaman 14 milyon 400 bin lira Evet. gibi bir rakam. Ya bu bir kaynak Çok önemli bir nihayetinde. rakam yani, evet. Tabii canım. Ya bunların hepsinin Birkaç hesabı tane göletim parası belki değil tabii mi? tabii. Kırsalda Bunların hepsinin yapılabilecek, hesabını evet. yapmak durumundayız yani. Ama şu bir vaka, Bursa'nın 17 ilçesinde kendine göre ihtiyaçları var. Özellikle gittiğimiz yerlerde de bunu ilan ediyoruz. 2018 yılı inşallah yol Yılı ilan yılı ettiniz, ilan evet. ettik. Özellikle yolla alakalı yatırımlarımız çok yoğun bir şekilde kendini hissettirecek. Çünkü büyük şehir esprisi, kırsal mahallelere dönüşümün esprilerinden bir tanesi de sağlıklı bir ulaşım mağını ortaya koyabilmek için bunun altında tamamlamak, doldurmak istiyoruz yani. Sayın Başkan, yol dediniz, o zaman ulaşım projelerine girelim. Kent merkezinde de çok önemli revizyonlara gittiniz. Özellikle mevcut kavşaklar sizden önce de başlamıştı ama siz hızlandırdınız göreve geldikten sonra. Orta göbekleri kaldırdınız, şerit sayılarını çoğalttınız. Gerçekten gözle görülür, hissedilir bir rahatlama. Siz belki onların oranlarını da aldınız, verileri de Tabii. muhakkak elinizde vardır. Ben bir örnekle de Onlarla açıklayacağım başlayalım. müsaade ederseniz. Kavşak düzenlemeleri ne durumda efendim? Şimdi tabii Bursa hızla büyüyor. Bursa 2 milyon 936 bin nüfusa ulaşmış. Nilüfer bölgesinde ciddi bir yoğunlaşma var, kontlaşma var. Osman Gazi hakeza merkez ilçemiz, en büyük ilçemiz ve nihayetinde Osman Gazi, Orhan Gazi, Tophane, Kültür Park, efendim Ulu Cami ve benzeri bir sürü değeri bünyesinde barındıran bir yer. Hakeza Yeşil Türbe, Emir Sultan başta olmak üzere farklı değerleri de bünyesinde barındıran Yıldırım. Yani 2 milyon nüfusu zaten biz bu 4 ilçeyle beraber topluyoruz. 3 ilçeyle beraber topluyoruz. Zaten burada ciddi bir yoğunluk var. Önce
Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapılmış bir master plan var. Fakat master plandan ciddi sapmalar olmuş. Bir kere mevcut bu noktadaki otobüslerle alakalı, bunlarla da ilgili önümüzdeki günlerde gelişmeler olacak. Onların şekilleriyle, şemaller, tipleriyle alakalı, küçüklü, büyüklü, daha seri sirküle edebilmek için veya hangi hat nereden, mesela hattı dışında hareket edenler var veya o hat yoğunluğunu kaybetmiş başka bir hatta yönelmek gerekiyor. Bunlarla alakalı fizibilite yapılıyor bir taraftan. Bunlar revize edilecek daha sağlıklı ulaşım için. Ama şu bir vaka, Bursa'nın belirli noktaları kör düğüm olmuş. Akıllı kavşak uygulaması dünyanın her yerinde var. Ama ben şundan da rahatsızım, onu söyleyeyim. Sanki biz sadece döner kavşakları kaldırıyoruz. Daha öncesinde bir tane kalkmış döner kavşak vardı. Orhaneli kavşağı diye tabir ettiğimiz Carrefour'un oradaki kavşak kalkmıştı. Bu uygulama sadece bir noktada yapılmıştı. Şimdi biz bunların hepsini 29 kör nokta diye açıkladık zaten. Acil eylem planı içerisinde verdik. Vardı evet. Tabii. Ama bunu sadece döner kavşak kaldırarak %30-40 kavşağı iyileştirme olarak algılamamak lazım. Yani Bursa'mız işte Kestel'den başlayıp ta ki efendim Görükle'ye kadar ana hat üzerinde ki metro hattımızın da ilerlediği istikamet devam eden bir güzergah. Bir kere bu yolun açık tutulması, bu yolun tıkanmasına neden olan unsurların ortadan kaldırılması, bunlarla alakalı 7/24 devam eden denetimler, bunlar tamam. Ama beraberinde işte oradaki gerek bu ana güzergah üzerinde gerekse de farklı ara güzergahlardaki özellikle kavşakların oluşturduğu sıkıntılar var. Ara Yani bağlantılardan bahsetmişsiniz Sayın Başkan. 250'den fazla bir ara bağlantı ana tabii, caddelere bu ana demiştiniz. Bunlar güzergah, bu 30 evet. küsür kilometrelik, 35 kilometrelik Trafiği tıkayan güzergahımıza çıkan unsurlardan biri demiştiniz. tabii, 174 tane bağlantı var. Bunlar hepsi birer unsur açıkçası. Ve biz yani trafiğin daha sirküle olabilmesi ve bu manada zaman tasarrufunu sağlayabilmek adına tek tek bununla alakalı simülasyonlar yaptık ve tek tek tespitler yaptık. Ben müsaade ederseniz buradan Tabii, lütfen. örnekle de açıklamak Tabii istiyorum. ki. Şimdi Şöyle Esentepe Kavşağı. kamera doğru tutarsak Sayın Başkan. Evet, hepimizin bildiği Esentepe Kavşağı. Evet. Esentepe Kavşağı'nın eski hali, Esentepe Kavşağı'nın yeni hali. Bakın eskiden 10 dakikada geçen araç sayısı 701 araç. Yenisinde geçen araç sayısı 937 araç. Ciddi bir araç yoğunluğu görüyorsunuz. Bakın kavşak bomboş. Başkan ekranda veriyor, Tabii. seyircilerimiz görüyor. Ona gerek yok istersen. Tabii. Oradan anlatabilirsiniz ama. Tabii. Evet. Herhangi bir araç görmüyorsunuz yeni kavşakta. %34'lük bir verim artışı var. Bizim beklediğimiz 28'lik bir verim artışıydı. Yani trafiğin Da daha hedefin seri, üstüne kesinlikle çıkılmış. sirkül olduğunu görürüz. Şimdi bakın biz Bu inanın sadece bir kavşaktaki tabii bir rahatlama değil mi kavşaktaki efendim? uygulamayı anlattım. Şu ana kadar 6 kavşakta uygulama yok. 4 kavşakta bitti. 2 kavşak daha bitmek üzere. Ve kavşak deyip geçmeyelim. Döner kavşakta sadece biz çalışmıyoruz. Telekom var. Doğalgaz geçiyor Bütün altından. altyapı. Elektrik geçiyor. Şimdi şöyle bir beklenti var. Sabah girin akşam çıkın. Ama böyle bir şey mümkün değil. Yani proje uygulamasıyla alakalı ve biz trafiği aksatmadan özellikle akşamları çalışmak kaydıyla bu uygulamaları yapıyoruz. Bir kere trafiği tıkayan bu unsurları bir bir ortadan kaldırır. Bir de bunun yanında çok atıl şeritlerimiz var. Hiçbir şekilde kullanılmıyor. Ve biz bunlarla alakalı şerit genişletmeler yaptık mesela birçok yerde. Daha yeni yapacaklarımız. Ama bir de devam eden programımız içerisinde birkaç köprümüz, viyadüğümüz var. Bu uygulamaları hayata geçirdiğimizde özellikle tabii bizim hedef bu noktada amacımız Acemler bizim en sıkıntılı problemli bölgelerimizden bir tanesi. Özellikle stadyumun ve inşallah 2019 Haziran Temmuz'u gibi faaliyete geçmesi düşünülen devlet hastanemizin orada konuşlanmış olması ve onun yaratacağı kalabalıklık ve Trafik yoğunluk yoğunluğu. bizim o bölgeyi komple sorgulamamız gerekti. Esentepe Kavşağı da, Beşevler Kavşağı da, efendim bu manadaki o caddede yapılacak çalışmada, Batı İstasyonu da inşallah göreceksiniz. O çok ciddi yoğunluk beklentisi içerisinde olan o bölgeyle alakalı müthiş bir altyapı oluşturup inşallah sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bu geçişi sağlamaya çalışacağız. Tabii bunlar bizim kısa vadeli diye tabir ettiğimiz dokunuşlar.
Sizin meşhur sözünüz var. Evet. Küçük dokunuşlar Evet, hatta değil küçük mi? dokunuşlar diyorum. Belki 15 gün, 16 gün, 20 günlere kadar çıkabiliyor bir kavşaktaki uygulama ama diğer o altyapı Bir de Sayın Başkan, trafiği aksatmadan geceleri çalışıyorsunuz kesinlikle değil mi? geceleri Evet. çalışarak. Ama şunu söyleyeyim, biz tabii ki asıl altın vuruşları inşallah 2019 ve sonrası için çıkardığımız bir yol haritamız var. Bu Bursa'nın master planı olacak. Master plan 2011'de yapılmış. Kamuoyunda da bununla alakalı bir şey var. Yani şu güne kadar yapılmış olan hiçbir şey yok, kabul edilmiyor. Dün akşam ben çok uzun bir toplantı yaptım Boğaziçi Danışmanlık Firması ile beraber. Biz aynı zamanda Yıldırım Metromuzla alakalı da altyapı yatırımları genel müdürlüğümüzle, AYGM ile karayolların projeyi ortaklaşa yürütüyorlar. Tabii daha önceden önceki başkanımızın da ifade ettiği Yıldırım Metrosu ile alakalı bir avam proje vardı elimizde. Ama şimdi onların 6,2 kilometrelik hattın tek tek fizibiliteleri yapılıyor. Ve bununla alakalı projelendirme yapılıyor. İnşallah gönlümüzün arzu ettiği, özellikle bunun üzerine basa basa söylemek istiyorum. Biz bunun ihalesini gerçekleştirip inşallah yapım sürecine Seçime kadar gerçekleştirebilir mi Sayın kesinlikle Başkanım? böyle bir hayalim var. Onu özellikle ifade etmek Kaynağı ile isterim. ilgili sıkıntı, Ya Sayın şimdi Cumhurbaşkanı devlet ile imkanları görüşecektiniz. kullanılır, kendi imkanlarımız kullanılır, farklı yurt dışı krediler kullanılır. Yap işlet devlet proje uygulanabilir. Bununla alakalı farklı alternatifler var. Ama öncelikle ki iki ayak bu. Bir de onun Osman Gazi ayağı var, 7 kilometrelik. Acemlere uzanacak değil mi? Tabii Çekirge'den. bu ilk ayağını, özellikle ilk ayağını sağlıklı bir şekilde projelendirip ihalesini yapıp ilk kazmayı vurmayı gerçekten çok O arzu zaman ediyorum. 2019'a Yıldırım ve Osman Gazi metrosunun kazmasını vurmuş olarak gireceğiz. Ama ilk etap Yıldırım. Yıldırım. Ondan Önce, sonraki öncesinde Yıldırım. Osman Evet. Gazi. Bu da Şöyle ifade edeyim. Tabii bu arada bizim, yani Bursa'mız çok farklı yollarla tanışacak. Bizim o Çin'de, Hindistan'da Evet, ona da gördüğümüz, girecektim Sayın Başkan. Singapur'da gördüğümüz yollar inşallah biz yeni dönemde takdir edersiniz ki kamulaştırma maliyetleri anormal derecede fazla. Katlı yollarımız olacak inşallah. Çin modelini getiriyorsunuz değil mi? Evet. Bir Ya Çin'e de Arge tabii ekibinizi tabii gönderdiniz tabii. Çin'e. Arge ekibinden ulaşım dairesinden de vardı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne 4 mühendis arkadaşımızı gönderdik. Yaklaşık 8 günlük çok verimli görüşmeler yaptılar. 7 ayrı şehrini gezer. En küçüğü 3 milyon. Bunların içerisinde 14-15 milyon nüfuslu şehirler de var. Ve orada yaptıkları istişareler neticesinde Bursa'mıza dair önemli, açıkçası bilgiler aldılar. Önemli tecrübeler edindiler. Şimdi zaten bizim elimizde mevcut kısa vadeli dediğim gibi revizyonu yapıyoruz. Yakında inşallah akademik odalarla da bunun yanında üniversitemizle de bir araya gelerek hocalarımız elde ettikleri bilgiler doğrultusunda onların da görüş ve kanaatlerini alacaklar. Ama biz 10. aya geldiğimizde kısa vadeli eylem planımızı bitireceğiz. Ve aynı zamanda kamuoyuna da yeni master planımızı hazırlayacağız. Master planlar normalde 5 yılda bir revize ediliyor. 2011'de yapılmış en son. 2016'dan itibaren belki biraz geç kalmış. Ama Bursa'nın tabii konjonktürü, şartları çok değişmiş açıkçası. Ve bu plan doğrultusunda da inşallah çok güzel sonuçlar Bursa adına çıkacak. Ama bunu tek başına yürütmekten ziyade beraber, ne dediğim gibi, kentsel dönüşüm ve diğer konularda sağlıklı bir şekilde sevk ve idare etmek lazım. Sayın Başkan, tabii ulaşım deyince bu Doğu hattında çalışan minibüslerin otobüse dönüştürülmesi konusu da vardı. Az önce geçiştirdiğiniz 10 gün içinde bir gelişmeden bahsettiniz. Taşıma modelleri, araç modelleri konusunda herhalde bir hazırlık var ve uzlaşmak üzeresiniz diye biliyorum. Nedir son durum? Doğu hattında raylı sisteme paralel çalışan lastik tekerlekli taşıma araçları kaldırılacak mı? Ya bir kere şunu söyleyeyim. Yani bizim metroya besleme hatlarını da ulaşılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Araçlarla alakalı revizyon gerekiyor. Muhakkak surette metroya paralel araçlarımız olacak ama bunların kuralları ve kaideleri, güzergahları olacak yani. Yani engellisi, 65 yaş üzeri, şehit ve gazi ailesi, herkes halk otobüsünde nasıl sağlıklı bir şekilde veya burulaş hatlarına bunu temin ve tedarik edebiliyorsa aynı şekilde burada da temin edecek. Görüşüyoruz. Önemli yaklaşımlar var. Yani ben buradan da tekrar bir kez daha ilan ediyorum. Yani biz dünyadaki bütün ulaşımla alakalı örnekleri aldık. Yani Chicago'yu da inceledik. Almanya'nın Münih'ini de inceledik. Fransa'nın Paris'ini de inceledik.
Bize örnek olabilecek Amsterdam'ı da inceledik. Yani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon nüfusu gelişmiş sanayi şehirlerinin olduğu ülkelerdeki şehirleri inceledik. Yani bizim bu işten şakır şakır para kazanalım gibi bir beklentimiz yok. Elbette. Kesinlikle hiçbir yerde ulaşım para kazanmaz zaten. Ne kadar az zarar ederseniz ve ne kadar sağlıklı yaparsanız kârdır. Sübvanse sisteminden kendim bahsettim. Yani bir başa baş rakamı var. Bunun altının her kuruşunu biz sübvanse edeceğimizi söyledi ki bunun da belediyemize yıllık ciddi bir maliyeti var. Hatta bununla alakalı ilginçtir şey de yok. Yani belediyenin bu işi finanse etmesi gibi kanunen bir imkan da yok. Ya biz bunu da taşıdık. Meclis kararı ile değil mi yapacaksınız? Yok bunu yani Burulaş üzerinden yapmak durumundasınız. Ya yani Burulaş üzerinden bunu temin etmek durumundasınız. Burulaş şirketi üzerinden. Ama şirketiniz de o manada karlı hale getirmeniz lazım. Tabii biz özellikle toplu taşımaya teşvik edecek hamleler yapıyoruz. Yani zaman aralıkları kısaltıldı açıkçası metro ile alakalı. Metroda da rahatlamalar var ciddi. Ama yeterli değil. Orada da yatırım yapılması gereken konular var. Bir taraftan da istasyonlar revize ediliyor. Ama özellikle hem doğu hattında hem batı hattında hatların tekrar tek tek sorgulanması ve akabinde otobüs ve değişim ve dönüşümüyle alakalı, minibüs değişim dönüşümüyle alakalı yapılacak hamlelerle ben inanıyorum ki hem bu işin tarafları için bu iş karlı hale geldiği gibi beraberinde bu işi kullanan vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık ortaya çıkacak. Tabii bunları yaparken de hem kalite hem toplu taşımaya teşvik hem de beraberinde işin fiyat skalası da önemli. Onu da bir taraftan temin etmeye çalışıyoruz yani. Evet. Sayın Başkan, tabii ulaşımda konuşulacak çok başlık var ama Bursa'nın çözüm bekleyen başka bir sorun da kentsel dönüşüm. Siz başta giriş yaptınız. Gerçekten yargıya taşınmış çok sayıda sitenin dönüşüm talepleri belediye meclisindeydi. Bunların bir kısmının iptal edildiğini, yeni başlayanların, başlayacakların iptal edildiğini açıkladınız geçenki mecliste. Herhalde yarın da tekrar meclis toplantısı var. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında da. Bu soruna çözüm arıyorsunuz. Baştan beri de arıyorsunuz. İlgili taraflarla görüştünüz. Ankara ile temaslarınız oldu. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile. Ama tam da çözülebilmiş değil. Meclisin de yapabileceği belki bir şey yok. Bir de 050 emsal krizi var biliyorsunuz. Bütün sorun da herhalde buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla Bursalıların bu beklentileri nasıl karşılanacak efendim? Şimdi üstadım, tabii teknik bir konu açıkçası. Çok da Evet. güzel bir konuya temas ettiniz. Yani ben buradan tabii çok değerli Bursalı sakinlerimizin, hemşerilerimizin de olayı bütün netliğiyle, açıklığıyla bilmelerini özellikle istirham ediyorum. Gelinen bir nokta var. Evet. Baştan beri arkadaşlarla bu işin bir miladı olmalı dedik. 050 emsal artışı çok iyi niyetlerle verilmiş. Çok güzel bir uygulama. Lakin bu oranda yani yeşil alanını, otoparkını, diğer müştemilatlarını yapı içerisinde, yapı çevresinde ayırmazsanız nihayetinde konutla alakalı daha yoğun bir ortam ortaya çıkar ve nihayetinde de sıkıntılar peyda olur. Şu bir vaka, 3-5 katlı bina yıkıp 13-15 katlı bina yapmak, yapalım yüksek binalarımız olsun ama hem silüeti bozmasın ama beraberinde de ona göre de diğer sosyal alanları olsun bunların. Şimdi bir kere kentsel dönüşüm kalktı diye bir ifade var ortada, böyle bir şey yok. Buradan sizin huzurunuzda açıklamak istiyorum. Kentsel dönüşüm yapmak isteyen herkese kapımız ardına kadar açık. Başvurabilirler. Kesinlikle. Kentsel dönüşüm falan iptal olmadı. Bu tamamen dedikodudur. Ve beraberinde kentsel dönüşümle alakalı gerekli alanlar temin edilerek isteyen herkes kentsel dönüşümü yapabilir. Ama ben yani yeşil alanını, sosyal tesisini, otoparkını, şuyunu bunu bırakmadan kuleleri dikeyim gibi bir beklenti varsa böyle bir şey yok. Bu bitti. Onu söyleyeyim. Böyle bir kentsel dönüşüme müsaade etmemiz mümkün değil. İki, gelinen bir nokta var dedim. Ve nihayetinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinin iradesi sonucunda gelinen bir nokta var. Şimdi bununla alakalı tespit yapalım dedik. Bunu yaparken de oturup Osman Gazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ile beraber yapmadım. Bu işin önemli bir tarafı olan Nilüfer Belediyesi, belediye başkanımızla defalarca bir araya geldim. Belediye meclis üyeleriyle defalarca bir araya geldim. Akademik odalarla bir araya geldim.
Bununla alakalı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya Hak geldim. sahipleriyle bir araya geldiniz. Hak sahiplerine dilimin döndüğünce derdimi anlatmaya çalıştım. Benim şahsımla alakalı bir konu yok. Ve biz bu arada bu pozisyonda olanları dörde ayırdık. Bir, Hiç başlamayanlar. evet, riskli yapı şerhi alınmış. Bitti. O binayı yıkacaksın, yapılacak bir şey yok. Evet. Ve bina yıkılmış. Hatta inşaatı başlamış. Var mı geriye dönüşü? Mümkün değil. Mümkün değil. İki, riskli yapı şerhi alınmış. Her ne kadar inşaat başlamasa da bina boşaltılmış. Var mı yapılabilecek? Yok, geriye dönüşü yok. Üçüncüsü, meclis kararı alınmış. Fakat herhangi bir işlem yapılmamış. Dördüncüsü, dosya içeri verilmiş. Ama karar Henüz alınmamış. meclis kararı alınmamış. En son mecliste 56 tanesini red dedik. Evet. Red. Ya bu bir duruştur, bu bir kararlılıktır. İradeyi ortaya koymadır. Aslında biz bekleyenlerle alakalı, yani o ilk iki maddeye giren artık yapılacak bir şeyin kalmadığı maddelerle alakalı 17 tane maddeyle alakalı karar alacaktık. Bak buradan sizlerin huzurunda açıklıkla söylüyorum. Saklı gizli bir şey yok. Oturdular. Tüm siyasi parti mensupları arkadaşlarımız bununla alakalı ortak bir çalışma platformu ortaya koydular. Ve bu konudaki iradeyi çok net bir şekilde belirlediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz 4-5 gün daha süre istiyoruz. İkinci oturma kalsın noktasında bir beklentiler Talebi oldu. oldu, evet. Evet. Önemli değil. Akademik odalara da derdimizi anlattık. Bundan sonraki duruşumuzun da yaklaşımımızın da ne olduğu belli. Özellikle uydu şehirleri her yerde söylüyorum. Artık Bursa kendi içinde dikey büyümemeli. Bursa yeni uydu şehirler kurmalı. 50 binlik, 100 binlik, 150 binlik ve Bursa oralarda büyümeli. Bursa kendi içinde yerinde kentsel dönüşümler yapacak. Bu muhakkak önemli. Ama dediğim gibi ona göre ilgili alanlara ayrıldıktan sonra bunu yapmak durumunda Bursa. Yarın meclisimiz var. Nasip olursa saat 17'de. Bu konular tabii tekrar konuşulacak, istişare edilecek. Gönlüm, temennim oy birliğiyle çıkarılması. Çünkü Sayın Bakanımıza gittiğimizde yapacağımız bir uygulama bütün Türkiye örnek olur dedi. Kendi meclisinizde bunu çok rahat aşabilirsiniz dedi. Çok rahat aşabilirsiniz. Tabii şu an durmuş inşaatlar var. Yargı Beraberinde kararıyla durmuş inşaatlarımdan değil mi Sayın tabii. Başkanım? Akademik odaların taşıdığı. Tabii benim dışımdaki gelişmeler Tabii bunlar. tabii siz gelmeden Ondan önce sonra yargıda gitmiş ve ben konularla. bunları çözmek için elimden gelen bütün gayreti ortaya koyuyorum. Gerçekten Onu çaba özellikle sarf söyleyeyim. ettiniz. Mecliste Meclisiyle. gösterir, hiçbir arkadaşımızı zan altında bırakamam. Ama yarın iradeyi tam olarak ortada Üstelik göreceğiz. bütün siyasi gruplar da bu konuda elini taşın altına sokmuş durumdalar. Kesinlikle ama bizim bu konuyu özellikle dediğim gibi yani sapla samanı iyi ayırmak lazım. Ama bundan sonraki süreçte de yapacağımız kentsel dönüşümlerle de bu şehrin geleceğine hançer vurmamamız lazım tabirlerinde ise. İnşallah bunu ortak bir kararla geçireceğiz diye düşünüyorum. Akademik odaların da bu konudaki olumlu ılıman Yaklaşımları yaklaşımlarını olumlu. biliyorum. Kendilerine çok teşekkür ederim bu noktada. Hem inşaat mühendisleri odamız, hem mimarlar odamız, hem de diğer ilgili odalarımızın gerçekten yapıcı yaklaşımları var. Tavrımızı biliyorlar bu konuda. Evet. Kesinlikle biz yaptık oldu mantığıyla bir yaklaşımımız yok. Ortak akıllı kullanmamız gerekiyor. Ve Bursa hepimizin nihayetinde her yaptığımız bina, her yaptığımız kentsel dönüşüm, her yaptığımız uygulama bizim Bursa'mızın geleceğine yapılmış bir iyilik veya Allah göstermesin yapılmış bir kötülük. Dolayısıyla biz iyi kısmında olmak istiyoruz, öyle söyleyeyim yani. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği karara bakacağız. İnşallah. Yarın biz de takip edeceğiz Sayın Başkan. Peki efendim kentsel dönüşümü de geçelim. Tabii Bursa'nın gündeminde siz gelir gelmez özellikle belediye iktisadi teşekküllerindeki bazı uygulamaları iptal ettiniz. Bazılarında da revizyona gittiniz. Özellikle Burulaş'ın bazı hizmetlerini durdurdunuz. Ekonomik verilerden yola çıkarak tabii bunu tablodan yola çıkarak. Sosyal tesislerin bir kısmını özelleştirme kararı aldınız. Çok önemli kararlara imza attınız gerçekten. Belediye iktisadi teşekkülleri de sizin bu iki ana konu dışında çok önem verdiniz. Halkın çok ilgilendiği birebir konular olduğu için, takip ettiği için o şirketler. Dolayısıyla bu şirketlerde efendim geçenlerde konuşmuştuk. 11 tane şirket Büyükşehir Belediyesi'nde fazla dediniz. Ve azaltmayı da düşünüyoruz dediniz. Nedir efendim BİT'lerde kısa adıyla belediye iktisadi teşekküllerindeki durum nedir? Evet.
Üstadım çok teşekkür ederim. Sizler de tabii özellikle yerel yönetimleri çok yakinen yıllardır takip ettiğiniz için konuyla alakalı gayet tecrübelisiniz. Bursa kamuoyuna bu konuyla alakalı verileri, doneleri yansıtmaya çalışıyorsunuz. Bir kere Bursa Büyükşehir Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi hem de BUSKİ tüzel kişiliğiyle iki ayak üzerinde teşekkülünü devam ettirirken beraberinde de bu hizmetleri destekleyen farklı tüzel kişilikleri, belediye iktisat teşekkülleri, kükürleri var, bitleri var yani. Hı hı. İşte Burulaş, ulaşım işini, bakım ve işletimini yapıyor. Yapımı Büyükşehir'e ait, bakım ve işletimi Burulaş'a ait. İşte BESAŞ, ekmek fabrikası. İşte Burfaş, sosyal tesisler. İşte Burbak, otopark. İşte Burkent, harfiyet dokum sahalarının işletilmesi. Çok önemli işlevler bunlar değil mi Sayın Başkan? Personel işletilmesi. Bunların hepsinin işlevleri var. Toplam anlamda baktığınız zaman da yaklaşık 800 milyon 1 milyara yaklaşık tekabül eden bir işlem hacmini görüyoruz burada. Çok şirketler ciddi, aracılığıyla. Tabii. Bu çok ciddi bir oran açıkçası. Yani neredeyse belediye bütçesi kadar değil mi efendim? 1.2 yani bizim şimdi şey tabii 2.5 büyük şehir. Yuvarlak hesap söylerim yani. 1200, 1300 BUSKİ galiba değil mi? BUSKİ Genel Müdürlüğü. Evet. Ve beraberinde de yaklaşık 1 milyarlık kısım buradan var. Yani şöyle söyleyeyim. Bunların hepsinin fonksiyonları var ama yani bu fonksiyonları tek tek bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Bunların yönetim kurulları var. Bunların yönetim kademeleri var. Bunların efendim iş ve işlemleriyle alakalı şehre kattıkları veya katamadıkları var. Yani Burulaş hem ucuz hem kaliteli ulaşım imkanı sağlamalı ama zarar da etmemeli. Evet. İşte Burfaş bir alternatif tesis anlayışının ortaya konmalı. Her adım başında bir sosyal tesisten ziyade açıkçası esnafa da zarar vermeden farkındalık oluşturacak güzel, nostaljik, tarihi mekanları restore ederek belirli alanlarda insanlara bu fırsatları vermeli ama uygun fiyatla vermeli. Ama bizim kar etmek gibi amacımız yok ama zarar da etmemeli. Yani 15 olan yönetim kurulu üyelerini 7'ye 9'a düşürdük. Hakkı huzurlarını yarıya düşürdük. Bu son tekrar olağanüstüydü ilk göreve geldiğimizde. Olağan genel kurulda 4-5 tane arkadaşımızla isim değişikliği yaptık. Yani amacımız burada kesinlikle yönetim kurulları aylık toplantılarını yapıyor. Birçoğuna kendim de katılmaya çalışıyorum. Ve özellikle de orada arkadaşlarıma ifade ediyorum. Tabii genel müdürleriyle alakalı, üst kademesiyle alakalı, üst yönetimiyle alakalı revizyonlar yapıldı. Bugüne kadar hizmet eden arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bu değişimin asla bir ön yargısı söz konusu değil. Yani biz geldik, ben geldim değiştiriyorum gibi bir yaklaşım asla söz konusu değil. Yani ben hem belediyecilik tecrübem itibariyle hem de ticaret tecrübem itibariyle bu hataya düşecek birisi değilim. Burada amaç takdir edersiniz ki bir metal yorgunluğu, Sayın Cumhurbaşkanımız da bahsetti bundan. Bir metal yorgunluğu, bir iş körlüğü başlıyor zaman içerisinde. 10 yılın, 12 yılın, 15 yılın bazı arkadaşlarımızla verdiği bir yorgunluk var. Dolayısıyla bunları aşabilmek adına bazı hamleler yapmamız gerekiyor. Yani burada bazı yanlış yorumlamalar da oldu. İşte makam tazminatı diye bir rakam koyduk. Aslında maaşlar düşürüldü. Çıkarken tazminatını normal maaş olarak aldığında çok yüksek bir bürüt çıkıyor. Ama bunun bir kısmını kesip adına makam tazminatı derseniz o zaman tazminat öderken maaş üzerinden makam tazminatı kısmını yani çıkarak... Yani orada belediyeyi koruyucu bunu, bir karar almış oldunuz. Kesinlikle. Evet. Bunların hepsini bir gün bütün detaylarıyla, bütün rakamlarıyla vereceğim. Öyle söyleyeyim ben. Yani şöyle söyleyeyim. Bana şu noktada bütün şirketlerimizle alakalı söylüyorum. Yani atıyorum Burkent'imiz biraz kârdadır. Burkent'in de cirosu belli zaten. Evet. Yani bakıyorum BESAŞ kafa kafaya gibi hatta bir miktar zarar. Burfaş zarar. Küllüm zarar. Burulaş zarar. Burbak zarar. Ha bunu etkileyen farklı unsurlar olabilir. Atıyorum Burbak Ankara'daki sosyal tesis satın almış. Ne evet. alaka diyebilirsiniz yani. Ama yani biz bir bütün içerisinde değerlendirdiğimizde bunların hepsinin ayrı ayrı sağlam temeller üzerine oturması lazım. Yani hem halka ulaşırken bir farkındalık oluşturmalı, bir farklılık, bir hizmet ortaya koymalı ama beraberinde bunu yaparken de ne halk zarar etsin
ne de kurum zarar etsin. O dengeyi de sağlamalı. O yüzden de takdir edersiniz ki bu şirketlerin tamamını ilmek 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 döküyoruz tabirindeyse. Yani şöyle söyleyeyim, toplamda aldığımız personel sayısı 10 veya 12'dir. 2 Kasım'dan sonra. Evet. 700 civarında arkadaşımızla biz yollarımızı ayırmışız. Tabi bu değişimlerden, dönüşümlerden sorumlu olarak. Taşerondan ayrılanlar da var değil mi efendim? Tabi tabi. Taşerondan ayrılanlar da var. Bu arada malum biliyorsunuz taşeron yasasıyla alakalı çalışma devam ediyor. Hı hı. Süreç tamamlandığında muhakkak güvenlik soruşturması ve benzeri konulardan dolayı geçemeyecek olan arkadaşlarımız olabilir. Sayısı kaç olur bilmiyorum. Kamuoyunda bunu paylaşırız ama yeni yapıyla tabii ki daha kadrosu gelmiş taşeron çalışanlarımızla beraber kendi şirket bünyemizde inşallah güzel işlere daha kararlı bir şekilde imza atarız. Yani inşallah şöyle bir yıllık süreci tamamlarsak rakamları daha net ve detaylı olarak paylaşırız diye ifade etmek istiyorum. Evet. Sayın Başkan, tabii sizi bulmuşken biz duyuruyu yaptığımızda çok sayıda soru geldi. Özellikle ulaşım kısmında atladık onu. T2 tramvay hattını efendim ne zaman açacaksınız? Kasım 2018. Kasım 2018. Çünkü İstanbul yolundaki oradaki vatandaşlarımız oradaki karmaşanın bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Yolu açıklatmak için özel bir gayretimiz var. Artık imalatlarımız bitmek üzere inşallah. Diğer içerideki imalatlar onları çok etkilemeyecek. Yani yakın bir zaman içerisinde sıkıntıyı tamamen bitiriyoruz inşallah. Evet. Efendim bir de kent içi teleferik projesini iptal ettiniz. Tabii ki rantabl olmadığı gerekçesiyle, öncelikli olmadığı gerekçesiyle açıkladınız bunları ama bu projenin tekrar 2019 dönemi için gündeme gelme olasılığı var mı? Yok. Bir de müteahhitle yapılan sözleşmede müteahhit firmaya acaba bir ödeme yapıldı mı? Stopajını bile vermedik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok rahatlıkla da bunu buradan söylüyorum. Onu da duydum. Hı hı. Bilmiyorum şu kadar para ödemişiz falan. 20 milyon lira talep ediyor. Hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Çok rahat bir şekilde söylerim bunu. Yani firmada teleferik karşı. Onu da söyleyeyim yani. Onu da, hatta kendileriyle de 1000 civarında öğrencimizi çok teşekkür ediyorum. Teleferiğe bindirip Uludağ'da 17 ilçeden 1000 civarında öğrencimizi bu Şubat-Mart ayı içerisinde Uludağ'a götürüp kayak eğitimi verip öğle yemeklerini ikram edip tekrar otobüsleriyle kendi ilçelerine teslim ettik. Bu hizmeti de verdik ortaklaşa bir çalışma olarak. Yani Bursa hepimizin, dert hepimizin ortak derdi. Nihayetinde firmamıza teşekkür ediyorum. Çünkü firmanın başka yerlerde teleferik yatırımları var. Malzemesi şu buyu ziyan olmadı nihayetinde. Oralarda bunu kullanmak durumunda. Şimdi ya bu iptal edişlerinde hiçbirisi açıkçası ya ben geldim Ali Kıran Başkesen gibi bunları iptal ediyorum şeklinde bir yaklaşım değildi. Güzel olan her şeyi devam ettiriyoruz, ettirmeye çalışıyoruz. Yaram olan her şeyi bitirmeye çalışıyoruz. Ama biz yani özellikle ben önümüzdeki yılda böyle bir şey yok diyorum. Çünkü master planda da böyle bir öngörü yok, onu söyleyeyim. Böyle bir öngörü yok. Yani şehre farklılık katmak adına bir hamle yapmak durumunda falan değiliz. Yani en sağlıklı bir şekilde bu ulaşımla alakalı konu Yıldırım metrosuylaysa Yıldırım metrosunu yapacağız. Bu havai hatla ise havai hat yapacağız ama kısa vadeli böyle bir şey söz konusu değil. Bir de belediyecilikte yapmak bir boyut, işletmek bana göre daha büyük bir boyut. Evet. Yani bir yere yüzme havuzunu yaparsınız. Buz pateni pisini yaparsınız. Evet, havuzdan para falan kazanılmaz ama küllüğümde zarar edilmez. Yaptığınız havuzun sistemi çok önemlidir yani. Yani ben spor bakanımıza da söylediğimde hatta birkaç havuzumuzu arzu edersiniz sayın bakanım. Size devredebilirim dedim esprili. Başkan dedi ben senin niyetini biliyorum ama dedi havuzların hiçbirisi para kazanmaz biliyorsun dedi. Önemli olan dedi maliyetleri mümkün olduğu kadar minimize etmektir dedi. Yani biz tabii işletimiyle alakalı belirli tedbirleri almak durumundayız. Ama dediğim gibi yani özellikle ulaşım gibi konular başta olmak üzere sosyal, kültürel veya farklı konularla alakalı yapacak yatırımlar da bu şehre devamlı büyük sorunlar ortaya çıkararak devam ediyorsa oralara müdahil olmak lazım. Yani. Sayın Başkan bir soru daha sormak istiyorum. Tabii Bursa sporlarının özellikle taraftarının merak ettiği bir konu. Stadyum Gençlik ve Spor Bakanlığı devredilecek mi? Büyükşehir Belediyesi stadyumu. Konuşulduğu ihtimaller arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı stadyumu almaz. Onu söyleyeyim. Havuz almayan Gençlik ve Spor Bakanlığı stadyumu hiç almaz. Biz biliyorsunuz Özlüce'deki tesislerimizi devrettik. Yapımıyla rahmetli Hikmet Şahin Başkanım'ın düzeniminde
yapılmış. Bildiğim kadarıyla Recep Başkanımızın ilk döneminde tamamlanmış bir projeydi. Yani şunu söyleyeyim. Biz stadyumu tabii gerçek sahiplerine teslim etmek istiyoruz. Teslim etmek istiyoruz ama o altındaki 26 bin metrekarelik Bursaspor'a büyük gelir getireceğini düşündüğümüz, içinde termal havuzların bile, kür merkezlerinin bile olabileceği, değişik satış ünitelerinin de olacağı, karşısına binlerce insanın geleceği bir hastanenin de geldiği ve Bursa'nın en önemli nirengi noktalarından bir tanesi olacak. Hatta ve hatta bir ayağını, metronun bir ayağını, yani hem doğu hem batı istasyonunun da orada olacağı, böyle önemli bir noktanın çok daha işlevsel olması gerekiyor. Biz işi buna taşımaya çalışıyoruz. Tabii benim gönlümün arzu ettiği ismiyle, diğer müştemilatlarıyla, yani Bursaspor'a yarışır, yakışır bir alan olsun ve biz de bir an evvel oradan sıyrılıp kendi işimize, gücümüze bakalım yani. Yani devredilme gündemde geldi ama böyle bir şey yok diyorsunuz. Yok. Tabii bir yandan da Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyorsunuz orayı bildiğim tabii kadarıyla. Tabii Euro çok, 2000, çok büyük, 2024 ile alakalı. Bu iddialı bir hedef. Hı. Çünkü belirli taahhütlerimiz var. Şehre çok ciddi bir gelir bırakıyor. Biz bunu federasyonda toplantılarını gerçekleştirdik. Yıldırım Demirören başkanımızın başkanlığında ve bakanımızın başkanlığında. İnşallah şehir olarak da çok ciddi kazanımımız olacak. Yani o dönemdeki turist ve benzeri şeyler hariç ama bir de bizzat FIFA'dan bununla alakalı çok ciddi bir şehre para da geliyor. Onu da ifade etmek istiyorum. Evet Sayın Başkanım, süremiz doldu. Kısa olarak vermek istediğiniz son mesajı alalım. Çok teşekkür ederim. Yani sizler özellikle tabii takip ediyorsunuz. Kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Yani 4,5 aydır tüm samimiyetimle söylüyorum. Gece gündüz arı gibi çalışıyoruz. Ekibimizle alakalı revizyonlar yaptık. Bu revizyonların tamamı dedim ya, o sürdürülebilirliği sağlamak, daha hızlı koşturmak, Bursalı'nın arzu ettikleri, hayal ettikleri konular var. Onları ortaya koyabilmek adına bu hamleler. Trafikte, ulaşımda, kentsel dönüşümde ve diğer konularda. İnşallah değişim dönüşüm, yeşil alanlarla, peyzaj düzenlemeleriyle, Bursa'daki trafikteki rahatlamalarla, kentsel dönüşüm uygulamalarıyla, daha güzel bir Bursa'nın ortaya çıkışıyla beraber hep beraber göreceğiz bu değişim dönüşümü. Ama bir taraftan da dediğim gibi belirli dengeleri oturtmaya çalışıyoruz. Bunun yanında da Bursa insanı hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Onların içindeyiz, onlarla beraberiz. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki Bursa gibi dinamik, çalışkan bir şehir birçok zorluğu aşacaktır. Ve Bursa'da sorun gibi gözüken bu konuların inşallah yakın bir zamanda sorun olmaktan çıktığını hep birlikte göreceğiz. Ben verdiğiniz bu imkan için çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimize selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Merak edilen konularla ilgili özellikle. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, olayın içinden de bu akşam Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'ı konuk ettik. Bizlere ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik. Haftaya başka konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın.